Evet, şimdi bir önceki videoda listeleme işlemi yapmıştık. O bize birden fazla ürün, yani bütün ürünleri dönmüştüm. Sonradan şimdi de belirli bir ürünü ID üzerinden seçmeyi inceleyeceğiz. Bunu nasıl yaparız? Burada tek bir product nesnesi tanımlıyorum. Yukarıdaki bir dizi değil. Sonra burada farklı bir package daha kullanacağım. Onu da şöyle göstereyim ben size. Mux içerisinde vars. Bunu şöyle gösteriyorum. Arada göndereyim. Burada package'i ekleyeyim ben. Gorilla diye bir toolkit var. O toolkit'in max package'ini kullanacağız. Şu. Sizin bilgisayarınızda, sizin projenizde tabii bu ekli değildir. O yüzden şunu GoGet ile kurmanız gerekiyor. GoGet ile bunu kurun. Ondan sonra sorunsuz çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi bu ne yapıyor bize? Ne yapıyor bizim için? Şöyle bir getireyim. Hatta ben de kurayım. Çünkü bu dizinde kurulu değil. GoGet Gorilla Max. Evet, kuruldu. Geldik buraya. Max.vars diyorum burada. Bu burada duruyor. Tamam, sıkıntı yok. Bu şunu yapıyor. Biz request'i veriyoruz. O request içerisinden variable'ları alıyor. URL içerisindeki variable'ları alıyor. Biz de oradan o değişkenleri elde edebiliyoruz. Mesela burada artık vars olarak temsil ediliyor bu. Benim şurada kullandığım request içerisindeki variable'lar. Onu şu şekilde kullanabiliriz. Mesela key demiştik ya daha önceki API'de. Burada da key olarak kullanabiliriz. Nasıl olacak? Vars içerisinde, variables içerisinde ID'yi elde edeceğim. O da bana gelecek zaten. Çünkü URL üzerinden zaten ID'yi gönderiyorum. Hatırlarsanız şöyle bir yapı kurduk. Bunu Go altyapısı bunu biliyor ve şuradaki ID'yi bize getiriyor. Tabii bunu burada değil, main içerisinde tanımlayacağız. Hani burada açıklama alanında bu şekilde yazıyor diye Go bunu tanımıyor. Neyse, devam ediyorum. Şöyle bir işlem yapabiliriz. Aslında yapmamız gerekiyor. Bu şekilde kalsın. Ama benim buna integer olarak ihtiyacım var. Neden? Çünkü ben bir filtreleme işlemi yapıyorum ve benim kullandığım, benim oluşturduğum product sınıfı içerisindeki ID integer tipinde. O yüzden ben bunu bir string gibi gönderemem. Mesela şurası zaten bir string olarak tutuluyor. Key kısmı da teknik olarak string olarak geliyor bana. Ve bu da benim için sıkıntı olacaktır. Bunu değiştirmem gerekiyor. Nasıl yapacağız? Gayet basit. Şurayı kesiyorum. Ve şuraya virgül underscore dedim. str.com.atoy dedim ve bunu ekledim. Şimdi bu nasıl oldu? Aslında bu işlem atoy'u bize iki tane veri dönüyor. Bir tanesi key, diğeri de eğer hata varsa hata. Ben burada ikinci parametrede gelen ERR nesnesini almadım. O yüzden underscore kullandım. Şimdi devam edelim. Burada bir döngü oluşturmam gerekiyor. For döngü yapısını kuruyorum. V'yi kullanıyorum orada. Hatta burayı da product yapabiliriz. Daha açıklayıcı olsun. Range içerisinde örneğin product store'un sonrasında bir if oluştur. Eğer product'ın bu döngüyle iterasyonla elde edilen product'ın ID'si ile yukarıdaki key, yani parametreden gelen ve aldığımız integer'e dönüştürdüğümüz key aynı ise, o zaman şu başlangıçta oluşturduğum product'a, bakın bu burada hata oldu. Aynı isimde kullanmışız. Bunu kaçırdım.
O zaman bunu şöyle PRD yapayım mesela buradakini. Şurası da PRD olsun. Çünkü yukarıda da aynı isim var. Karışacak. Bunu PRD'yi product'a ata. Temel işlem bu kadar basit. Sonrasında da işlem aynı. Burada sorun ne? Product declares at not used. Yani şu an kullanmadık onu. Şu an kullanmadığımız için sıkıntı yok. Şimdi bunun yapının aynısını kopyaladım. Ve buraya geldik. Şuradaki product'ı kullanıyoruz. Hata veremeyecek artık. Ve aynı standart işlemler kullanılıyor. Burada herhangi bir şeyi değiştirmeme gerek yok. Doğrudan çalıştırılabilir. Şimdi bir sonraki videoda burada güncelleme işlemlerini yapan HTTP put handler'ını geliştireceğiz.